Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi dik silindirdeyiz. Silindirde prizmalarımızdan tabanı daire olan bir prizmadır dostlarım. Tabanı daire olan prizma, daire prizma denir. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği de h olduğu için pi r kare h hacimdir. Silindirin yan alanı yani yanal alanı taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik formülünden bulunur. Yüzey alanı, yüzey alanı yani tüm alanı demektir. İki tane taban alanı var. İki tane pi r kare artı yan alandan bulunur diyebiliriz. Şimdi hemen bunun da köşe taşlarını çözüp bitirelim arkadaşlarım. Hatta tarama ve konu testini bile burada çözebiliriz büyük ihtimalle. Şimdi taban çevresi 6 pi olan dik silindirin yüksekliği de 6'dır. Silindirin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi taban çevresi 2 pi r. 6 pi'miş. Demek ki r 3. Hacmini soruyor. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik de 6 olduğu için 9 çarpı 6'dan 54 pi. Tabanın çapı ile yüksekliği eşit olan bir silindir varmış arkadaşlarım. Şimdi tabanın yarı çapına r dersem yüksekliği 2 r'miş. Hacmi pi r kare çarpı 2 r eşittir 128 pi'miş. Pi'ler gitti. 2'ye böldüm 64. R küp 64. R 4. Taban yarıçapı 4 geldi. Battığında kabın sıcaklığı eşittir falan filan. Şimdi taban yarıçaplar olanı 1 bölü 4 olan iki dik silindirden büyüğü su ile dolu iken küçüğü suya batırılıyor. Silindirlerin yükseklikleri oranı 3'tür. Şimdi taban yarıçapları oranı R'ye 4. R'ye büyüğününki 4 R'ymiş. Şuraya 3 R kaldı. Yükseklikleri oranı 3'müş. Buna H dersen bu 3 H'mış. Büyük silindirden taşan suyun hacminin başlangıçta kapta bulunan suyun hacmine oranı nedir diye soruyor. Dostlar, şimdi başlangıçtaki suyun hacmi daha içinde bir şey yokken taban alanı pi r kareden pi silindirin büyük silindirin hacmini buluyorum. Yarıçapı 4 r olduğu için 16 r kare çarpı 3 h. 48 pi r kare h'tır. Bu daha hiçbir şey yok. Suyun hacmi bu. Tamam mı? Şimdi bunun içine şunu atıyoruz. Bunun hacmi de pi r kare h'tır. Attığın zaman bunun taşan suyun miktarı yine bunun hacmi kadardır arkadaşlarım. Ne kadarlık bir hacim atıyorsan taşan su da bunun hacmi kadardır. Yani pi r kare h'lık bir su taşıyor. Başlangıçtaki kabın hacmi de 48 pi r kare h olduğu için 1 bölü 48 geliyor cevabımız. İkinci köşe taşımız. Dikdörtgeni BC kenar etrafında döndürülüyor. Arkadaşlar hangi kenar etrafında döndürülüyor? BC. Buna göre simetrisini alıyorsunuz. Aldım. Şurası 4, burası 8. A üssü buraya geldi, D üssü buraya geldi. Ve simetrisi alınan şu D ile D üssünün arasına dönme hareketi yapıyorsunuz. Dönme hareketi dediğim elips çiziyoruz yani. Ve bakın bunu çizdiğimizde zaten şekil karşımıza çıkıyor. İşte bir silindir çıkıyor karşımıza dostlarım. Bu silindirin hacmi nedir diye soruyor bize. Hemen bulalım. Yarıçapı 8 olduğu için taban alanı pi r kareden 64 pi çarpı yükseklik 4. 128, 256 pi yaptı. İkinci soruya bakın. AB ve BC etrafında döndürülmesine dönen silindirin hacimleri oranı hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi önce BC etrafında döndürelim dikdörtgeni. Buna göre simetrisini alalım. Şimdi taban alanı ne oluyor o zaman? 25 pi çarpı yükseklikten 100 pi. Şimdi diğerine göre AB kenarına göre simetrisini alalım. Bu sefer şurası taban oluyor değil mi arkadaşlarım? Tabanlar buralar oluyor. Yükseklik 5 oluyor. Taban alanı pi r kareden 4 pi çarpı yükseklikte 5, 20 pi de buradan geliyor. Oranda ne olur dostlarım? 10 bölü 2'den ya 5 ya da 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 olur. 3 numaraya bakıyoruz. Kesilmiş DE oraya eşit olduğuna göre kesim sonrası oluşan küçük parçanın
hacmi, büyük parçanın hacmine oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Bak dostum, şunu şuradan tam çizelim. Buranın hacmi V, burada V. Bunlar eşit olduğu için buranın hacmi de 2V. Kesilen V küçük parçanın hacmi, büyük parçanın hacmi 3V. 1 bölü 3 olur. 2'ye bakalım. Taşma seviyesine geliyor diyor. Dik silindirin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş bize. Bak, şuradaki suyun üst yüzeyi her zaman zemine paraleldir. O zaman burası da 45. Şunun çapına R diyelim, 2R. 45-45'ten burası da 2R olur. Taban yarıçapı 3. O zaman yükseklik 6 oldu dostlar. Evet. Yükseklikleri 8, yarıçapları 1 ve 2. Bakın, bunun yarıçapı 1. Büyüğünün yarıçapı 2 ise buraya da 1 kaldı. Yükseklikleri de 8'miş. Kalan bölge su ile dolduruyoruz. Sık çıkarıldığında büyük silindirde kalan suyun yüksekliği nedir? Şimdi küçük silindir, pembe silindirin hacmi taban alanı pi re kareden pi çarpı yükseklik 8 pi. Büyük silindirin hacmini hesaplayalım. Yarı çapı 2 olduğu için pi re kareden 4 çarpı 8 yükseklik 32 pi. 8'i burada, geriye ne kalıyor? 32'den 8 çıkarsa 24 pi'lik su var bunun içinde arkadaşım. Şimdi biz bu silindiri çıkarttın sen içinden. Şöyle büyük silindirin içinden küçük silindiri çıkarttığında yeni suyun yüksekliği ne olur diye soruyor. Su şuralara kadar yükselmiş olsun. Şuradaki x'i soruyor bize. Şimdi taban yarıçapı 2. Taban alanı pi re kareden 4 pi. Yüksekliği x oldu artık suyun hacminin. Peki burada biz suyun hacmini ne bulmuştuk? 24 pi bulduk. Pi'ler gitti. 4x 24'ten x 6. Şuna bakalım. 9 olan ağzı açık bir silindirin içine taban yarıçapı 4 olan. Bak, bunun taban yarıçapı 4. Büyüğününki 9 mu? Şuraya 5 kaldı. Yüksekliği 20 santim olan ağzı açık bir dik silindir yerleştiriliyor. Bunun yüksekliği de 20'ymiş. Evet. Buna göre içteki silindirin içine 450 pi santimetreküp su boşaltıldığında iki silindir arasındaki bölgeye taşan suyun yüksekliği kaç santimetre kare olur diye bir soru sormuş bize dostlarım. Peki. Şimdi bunun hacmini hesaplayalım. Taban alanı pi re kareden 16 pi çarpı yükseklik 20 çarpı 16'dan 332 yapar. 320 pi. 450 pi'lik su koyuyorsun ama bunun hacmi 320 pi. 450 koyduğumda ne artıyor? 80, 50 daha 130 pi'lik su taşıyor. 130 pi. Demek ki şuradaki suyun hacmi 130 pi'ymiş arkadaşlarım. Şimdi bunu hesaplayacağız biz. Bunun da hacmini nasıl hesaplayacağız? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı tüm dairenin alanından şurayı çıkartacağım, değil mi dostum? Yani 9'un karesi 81'den 4'ün karesi 16'yı çıkarttığımda bu taban alanı çarpı yükseklik x dediğimde 130 pi'ye eşit olacak. 81'den 16'yı çıkaralım bir. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 1 çıktı. 7'den 1 çıktı 65. Pi çarpı x eşittir 130 pi. Pi'ler gitti. X eşittir 2 geldi. Beşinci köşe taşımız. Yanal alanı 30 pi birim kare ve yanal alanı neydi? Tabanın çevresi çarpı yükseklik 30 pi'miş. 2'ye de bölelim. R çarpı h'ı 15 bulduk. Yüksekliği 5'miş. O zaman R'yi de 3 bulduk. Hacmini soruyor. Taban alanı çarpı yüksekliği. R 3'tü, 9 pi yapar. H da 5'ti. 45 pi yaptı arkadaşlar. 2'yi okuyalım hemen. Taban alanı 9 pi, yani pi re kare eşittir 9 pi'miş. Pi'ler gitti. R 3. Dik silindirin hacmi 72 pi'miş. Yüksekliğini bulalım. Şimdi taban alanı 9 pi çarpı yükseklik 72 pi'miş dostlarım. Pi'ler gitti. H eşittir 8 gelir. Yüzey alanı nedir diye soruyor. Yüzey alanı neydi? Alt tabanla üst tabanın toplamı. Bir kere 9 9 18 pi var. Artı yanal alanı var. Yanal alanda neydi? 2 pi r h. H'ı 8 bulduk. R'yi de 3 bulduk. 6 kere 8 48 pi de oradan geliyor. Yanal alandan geliyor. Topladım 56 66 pi oldu arkadaşım. Geldim 3'e. 6'ya 8 pi.
Dikdörtgen karton şekilde kırılarak AD ve BC çakıştırılıyor. Silindir elde ediyor. Buna göre silindirin ağzı kapatıldığında içine en çok kaç santimetre kum doldurabilir? Yani hacmini soruyor bize dostlarım. Şimdi silindir şöyle kapalı hale çizelim biz bunu. Kapalı haldeki şuradaki dairenin çevresi açık haldeki şuradaki uzunluğuna eşittir arkadaşlarım. Burada bir daire var, burada bir daire var. Bu dairenin çevresi R diyelim, 2 pi R, 8 pi'ye eşitmiş. Demek ki R eşittir 4. Yarıçapı 4 olan bir, yüksekliği de 6 olan, şurası da yükseklik oldu. Silindirin hacmini hesaplıyoruz. Taban alanı 16 pi çarpı 6'dan 96 pi'lik kum doldurabilirsin içine diyor. Evet, 6. köşe taşımız, bakalım bu ne diyor? Karıncanın dolaşarak D noktasına varabilmesi için alacağı en kısa yol nedir? Arkadaşlar bu karınca yürütme sorularından hatırlayın. Bakın ben bir sürü çözdüm konu anlatım videosunda. İzleyin onları mutlaka. Benim şu son konu anlatım videolarımı mutlaka izleyin dostlarım. Bütün konuları baştan sona anlattık. Bir sürü yeni nesil ve güzel sorular çözdük. En güzel oradan öğrenirsiniz. Şimdi bunu biz açtığımızda bu dikdörtgeni, bizim karıncamız buradan başlayıp buraya kadar gelmiş. Yüksekliği 6 pi. Tabanın çevresi, bakın 2 pi r'ydi tabanın çevresi, r 4 olduğu için 8 pi. 6 8'den 10 pi'lik yol yürümüştür bizim karıncamız. Şuna bakalım. Karıncanın yan yüzeyine duvarının alabileceği en kısa yolu vermiş bu sefer, 20 pi. Yani şurayı 20 pi diye vermiş bize. Biz taban çevresini ne diyebiliyoruz? 2 pi r'den 12 pi. O zaman yüksekliği 16 pi olur diyelim. BC'yi soruyor, 16 pi. Geldik şuna. Yine açalım bunu. Bakın bu sefer karıncamız yarım yüzey yürüyor. Yani tam ortada en üste kadar geliyor. Tabanın çevresi 2 pi r'den 8 pi. 4 pi 4 pi olur burası. Yükseklikte 3 pi olduğu için 3 4'ten 5 pi'lik yol gider bizim karıncamız diyelim. Şuna bakalım, yine yarım yüzey yürüyor. Hemen gösterelim, dikdörtgeni açalım. Yarım yüzeyin şöyle üstünde 2 pi, altında da 4 pi kalacak şekilde yürüyormuş bu sefer. Peki ne diyor? Yarıçapı 3 santimmiş bunun. 2 pi r'den 6 pi, 3 pi, 3 pi oldu. Bakın yine 3 4'ten 5 pi'lik yol yürüdü yine arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet, geldik tarama testine. Çözelim hemen dostlarım, bunun da kısa sürmesin video. Bir videoda bitirelim bunu, olmadı. Şekilde verilen dik silindir şeklindeki bir depo boş durumdayken her bir dakikada eşit miktarda su akıtan bir musluk 10 dakika boyunca doldurulunda 20 santimetre küplüğünde su yüksekliğinde su birikiyor. 5000 metreküp olduğuna göre taban yarıçapı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi dakikada akıttığı su miktarı bu. 10 dakika boyunca akıtıyorsa çarpı 10, yani 50.000 pi'lik su var burada birikti. Şimdi bu suyun hacminin bulun diyor bize. Taban yarı çapına R diyelim. Pi R kare çarpı yüksekliğimiz 20 eşitmiş 50.000 pi'ye. Pi'ler gitti. Bir sıfıra bölelim, bir sıfıra bölelim. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. 25 çift sıfır olsun. R eşittir buradan 50 çıktı arkadaşım. İkinci soru. AD etrafında 360 derece dönür oluşan şeklin hacmi V1, A1 etrafında da V2'dir. V1 bölü V2. Önce AD etrafında döndürelim. AD'ye göre simetrisini alalım. Şurası 8. Taban yarıçapı 8 olan bir silindir. Pi r kareden 64 pi çarpı yükseklik 3. Bu V1. Şimdi de neydi? AB miydi? AB'ye göre döndürelim. AB'ye göre. Bu sefer taban yarıçapı 3 olan bir silindir çıkıyor karşımıza arkadaşlarım. Yüksekliği 8. Taban alanı 9 pi çarpı yüksekliği de 8 olan bir V2 var. Bunları bölün diyor birbirine. V1 bölü V2. Pi'ler gitti. 8'e bölsem 8, 3'e bölsem 3, 8 bölü 3 çıktı sorumuzun cevabı. Üçüncü sorumuz. Silindir eğildiğinde dökülen suyun hacmi kalan suyun hacmine oranı. Şurası V ise şunu çizdiğimde bu da V, kalan su 9V olacak. V'si burada, şuraya da 8V kaldı. Bakın demek ki şu 2V'ye 2K, 8V'ye 8K yazsak DE 2, AE 8 olduğuna göre 2 bölü 8, 1 bölü 4 olur cevap.
yarıçapları oranı 1 bölü 3 olan. Şimdi şunun yarıçapına r desek, büyüğünün yarıçapı 3r'ymiş, şuraya 2r kaldı. 36 santim yükseklikteki silindirin tabanına çakınca yerleştiriyor. Ardından silindir arasında bölgenin yarı yüksekliğine kadar su dolduruluyor. 18'e 18 su doldurmuşuz. Buna göre içteki silindir çıkarıldığında içeride geri kalan suyun yüksekliği kaç santim azalır diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin şunun batan kısmının hacmini hesaplayalım. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 18 pi'lik kısım batmıştır. Bunu büyüğünün hacmini hesaplayalım bir de arkadaşlarım, büyük olanın. Taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yükseklik 18'dir büyüğünün hacmi. Şimdi bu 18 pi'yi çıkarttığımızda biz şuradaki suda x santimlik bir azalma olur. Oradaki azalma da 18 pi'lik bir azalma olacak arkadaşlarım. Hemen taban alanı neydi? 18 pi olması için 3r pi r kareden 9 pi çarpı yükseklik x 18 pi'ye eşit olacak. Demek ki x eşittir 2 santimlik bir azalma olur diyebiliriz. Hacmi bilmem ne olan silindirin yüksekliği 7'dir diyor arkadaşlarım. Silindirin hacmi pi r kare h. 63 pi'ymiş. Pi'ler gitti. R kare h eşittir. Yüksekliği de 7 vermiş. 7. 63 ise 7'ye bölelim. 7 kere 9 63'tür. R kare 9, R 3 gelir. Yanal alanı neydi? Tabanın çevresi çarpı yükseklik 7. R'yi de 3 bulduk. 6, 7 kere 6 42 pi. Şuna bakalım. 4. Yüksekliği taban dairesinin çevresine eşit. Şimdi taban dairesinin çevresi 2 pi r'den 8 pi. Yüksekliği de 8 pi. Hemen bu dikdörtgeni açtık. Tam bir tur atıyormuş. Yüksekliği 8 pi'ymiş. Taban dairesinin çevresi burası da 8 pi'ymiş. Karıncanın izleyebileceği en kısa yol 8 kök 2 pi'dir arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, konu testini çözelim şimdi hemen. Taban çapı yüksekliğine eşit olan silindirin yanal alanı. Şimdi bir silindir düşünün dostlarım. Yarı çapına r dersek yüksekliği 2r'ymiş. Silindirin yanal alanı neydi? Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik 2r. 36 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 2 kere 2 4'tür. R kare eşittir 9 kalır. 4'e bölersem r'de 3 çıkar. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği de 2r'den 6. 54 pi olur dostlarım. Yandaki dik silindirin içinde tabanlarından biri karesi olan kare dik prizma yerleştiriliyor. CG 8. Tamam. Kare dik prizma yerleştiriliyor diyor. Silindirin hacmi 72 pi olduğuna göre. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 72 pi'ymiş. Pi'ler gitti. 8 kere 9 72 olduğu için r kare 9, r'yi 3 bulduk. Şimdi r 3 ise bizim çapımız şurası 6. Burası 6 ise 45 45 90'dan şunlar 3 kök 2 çıkar. Dik prizmanın hacmini soruyor. Şimdi taban alanı 3 kök 2 çarpı 3 kök 2'den 18. Yükseklik de 8 olduğu için 18 çarpı 8. 80 48 daha 128'miş dostum. 3'e bakalım. Yüksekliği 20 santim olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın yüksekliği eşit aralıklara ayrılmıştır. Tamam. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Her biri 5. Suyun yüksekliği 15 oldu o zaman dostlarım. Şekil 1'deki kabın içinden 160 pi santimetre küp su alındığında şekil 2'deki görüntü oluştuğuna göre. Bakın 160 pi'lik su alınıyormuş. Demek ki şunların her biri 80 pi'lik bölmelermiş arkadaşlarım. Çünkü geriye 80 pi kalmış burada. Su alınıyor. İkisi alınmış sadece. Şurası 160 dediği için 80-80 dedik. Silindirin taban yarı çapı kaçtır diye soruyor bize. Hadi şuradan bulalım. Şimdi taban yarı çapına r dersek dostlarım, taban alanı pi r kare yüksekliği 5 kabul ettiğimde 80 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 5'e böldüğümde 16, r kare 16 ise r 4. Evet, dördüncü sorumuz. Taban yarı çapı 5 santim, yanal alanı 120 pi. Şimdi yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik 120 pi'ymiş. Pi'ler gitti. 2'ye böldüm, 60 kaldı.
taban yarıçapında 5 dediği için 5'e böldüm. 12 kaldı yüksekliğine. Şimdi taban yarıçapı 5, yüksekliği 12 ise şurası 13'tür. O D. Beşinci soru. Yarıçapı 4 santim olan su ile dolu dik silindir şeklindeki sürahiden suyun yarısı döküldüğünde yüksekliği 5 santim azalmaktadır. Su ile doluymuş. Taban yarıçapı da 4 santimmiş. Şöyle gösterelim şimdi bunu. Taban yarıçapı 4 santim. Su şekildeki sürahi sudan suyun şey sürahiden suyun yarısı döküldüğünde yüksekliği 5 santim azalmaktadır. Demek ki şuradan tamamı su dolu olduğu için 5 santim azalıyorsa 5 de burası. Tamamı dolu olan sürahide ne kadar su vardır? Taban alanı pi re kareden 16 pi çarpı yükseklik 10, 160 pi'lik su vardır. Eni 2 metre, yüksekliği 3 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir kap 60 derece açıyla havada kaç santimetre küplük bir hacim tarar? Dostum şurada şöyle taban dairesi 60 derecelik bir açı olan silindir kadar şöyle gösterelim. Taban dairesi 60 derece olacak bir silindirin hacmi kadar yer tarar. Taban alanı neydi? Şimdi silindirin hacmini bulacağız ama bu silindirin hacmini taban alanı 60 derecelik dairenin alanı. 60 çarpı pi re kare bölü 360 çarpı bir de yüksekliğimiz 3 işte bu da hacimdir. Böl böl 6. 3'e böl 3'e böl 2. 2'ye böl 2'ye böl 2. 2 pi'lik hacim tarar. 7. soru. 6, 3, 4 ve de AB kenar etrafında 360 derece döndüğünde elde edilen şeklin hacmi nedir? Hemen AB'ye göre simetrisini alıyoruz demiştik. Şimdi bakın 6 şuradan 3 simetrisini alıyorum. Şöyle bir cisim oluştu arkadaşlarım. Şurası 4. Şimdi noktalara dönme hareketi yaptığınızda şuralardan şöyle bakın burada bir silindir oluşuyor. Hatta nedir bu silindirin? Şurası yarıçapı 3'tür. Şurası 2 santimmiş 4 2 olsun diye. Burası 3 ise burası da 3'müş. Şuradaki silindirin hacmi taban alanı pi re kareden 9 pi çarpı yüksekliği 2'den 18 pi buranın hacmi. Bir de şurada bir silindir oluşuyor arkadaşlarım. Şöyle bir silindir de buradan geliyor. Onu da söyleyelim. Taban alanı pi re kareden 36 pi çarpı yükseklik 4 144 pi. Topladık 144, 154, 162 pi. Adana şıkkı doğru cevaptır. Kaç soru varmış ya? Üf, sıkıldım. 11 soru varmış hadi. Yüksekliği 12 birim olan silindir biçimdeki bir blok taban çapı boyunca yere dik olacak şekilde kesinti elde edilen dikdörtgen kesitin alanı S1. Tabanına paralel biçimde kesitin elde edilen dairesel kesitin alanı S2. Dairesel bir kesit oluşur şurada tabii ki de. Bu S2'ymiş. Yani şuradaki alan S2. Böyle kestiğimizde de dostlarım şurada bir dikdörtgen oluşur. Bu da S1'miş. Şimdi bunun yarıçapına R dersem şuradaki S2 dediğim alan taban alanı olur. Yani pi re kare. S1 dediğimiz alan da dostlarım şuradaki dikdörtgenin alanı 2R çarpı H. Ve bunu bize ne diye vermiş bu oranı? 6 bölü pi vermiş. Pi'ler gitti. Birer tane de R silelim. 2'ye de bölelim. 3 olsun. H bölü R 3 çıktı. H bölü R eşittir 3 geldi. Yüksekliği de 12 ise 3 olması için R'nin 4 olması lazım. 9. soru. Taban yarıçapı 8, yüksekliği 20 olan bir fabrikanın silindirik yakıt deposunun yanal yüzeyi boyanacaktır. Boyama işlemine saat 10'da başlanıp dakikada ortalama bilmem ne boyandığına göre boyama işlemi saat kaçta biter? Ya şimdi bir yanal alanını bulalım. Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklikti. 16 çarpı 20'den 320 pi. Şimdi dakikada 4 pi boyanıyor. Hemen 320'yi 4'e bölelim. 80 dakikada boyarız o zaman biz bunu arkadaşlarım. 80 dakikada boyarsak saat kaçta bitiyormuş? 1 saat 20 dakika sonrasını soruyor. 11'i 20 geçe biter kardeşim. 9 Adana. Şuna bakalım. Yüksekliği
1 milimetre olan 40 adet eş madeni para ile yükseklikleri eşit 4 adet madeni para kulesi yapıyor. 1 milimetre ise şurası 1 santim oldu arkadaşlarım. Her biri 1 milimetre, 1 milimetre, 1 milimetre. 10 tane 1 milimetreden 1 santim oldu burası şimdi. 40 tane dendi. Şöyle 4'e böldü. 10, 10, 10. Her biri 10 santim yüksekliğinde oldu. Silindirlerin taban merkezinden elde edilen karenin alanı 36. Şimdi karenin alanı 36 ise bir kenara 6. O zaman şunlar 3, 3. Yarıçapları da 3 çıktı. Kulelerin arasındaki boşluğun hacmi nedir diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki kare prizmanın hacminden, şurada bakın bir kare prizma var. Şöyle gösterelim o kare prizmayı. Uzatmayalım, bulalım kare prizmanın hacmini. Taban alanı 6'nın karesi 36 çarpı yüksekliği de 1 santim dediğimiz için çarpı 1 ne oldu bu? Elde edilen karenin alanı 36 santimetre kare. Bir kenarı 6 santim çıktı. 3 santim burası o zaman. Burayı da 1 santim vermiştik. Tamam, böyle oluyor işte. Ne yapalım arkadaşlarım? 36 çarpı 1. Bu kare prizmanın hacmi. Şimdi bundan şuradaki 4 tane çeyrek daireden oluşan silindirleri çıkartınca boşluğu bulacağız. 4 çeyrek silindir çıkartmaktansa bir tane tam silindir çıkartırız, değil mi? Tam silindirin hacmi taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yüksekliği yine 1 santimden 9 pi'yi çıkartacağız arkadaşlarım. 36 eksi 9 pi cevabımız Ceyhan'dan geldi. Hadi şuna bakalım. 6, 8, 3, 6 hepsini yazmış. Tamamen su dolu olan dik silindir şeklinde sıraya eğildiğinde suyun bir kısmı üstü açık dikdörtgen şeklinde iç boş kaba silindir şeklindeki sürayda BD seviyesine kadar su kaldığına göre taban dairesinin yarıçapı kaç santimdir? Pi'yi de 3 alınız demiş. Şimdi şuradaki suyun hacmini bulalım. 8 çarpı 3'ten 24 çarpı yükseklik 6. 24 çarpı 6. Ne yapıyor yani? 6 ile çarpayım. 6 kere 4 24 elde var 2. 12, 2 daha 144. Şuradaki suyun hacmi 144. Şimdi bunun yarıçapına da R diyelim. Şuradan bakın yarısı dökülmüş arkadaşlarım. Silindirin yarısı dökülmüş. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 6 yarısı döküldüğü için bölü 2. Yani 3 pi r karelik kısımda dökülmüş. Pi de 3 alın diyordu. 9 r kare dökülmüş ve 144'e eşitlenmiş. O zaman r kare 16, r de 4 gelir dostlarım. Evet, hadi bunu da bitirdik arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.